İyi nöbetler arkadaşlar. Evet, Türk Tabipleri Birliği nöbetinden arkadaşlarla beraberiz. Sevgili Ercan Kesal, meslektaşımız. Ama özellikle son dönemde sanatsal üretimlerini keyifle izlediğimiz bir meslektaşımız. Onun için onunla buluşmak da kıymetli. Birkaç dakika gecikerek başladık ama ardı ardına nöbette buluşmalar gerçekleştirdiğimiz için bu gecikmeli oldu. Sevgili Ercan Kesal'dan özür diliyoruz. Estağfurullah. Bizlerle paylaşmak istediğin bir şeyler var mı? Öncelikle yoksa biz sana merak ettiklerimizi sorarak mı başlayalım? Nasıl istersin? Çok kısa birkaç cümle. Kolaylıklar diliyorum. Yanınızda olduğumu her seferinde bilmenizi isterim. Buna vesile olduğun için bu akşamki buluşmaya da sana çok teşekkür ederim Şebnem. Kendimi iyi hissediyorum. Hekim kimliğimle görünür olmaktan, hekim kimliğimin altının çizili olmasından çok mutlu oluyorum, çok güneniyorum doğrusu. Belki soruların içerisinde peki niye o zaman sinemayla uğraştın ya da sinemayla hekimlik nasıl gidiyor ya da bir doktor niye sinemacı olur gibi şeyler olacaktır. Onlara da cevaplarını veririm inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten hani hekim olarak tanıştık biz tabii ki. Özellikle de insan hakları mücadelemizde katkıların ve desteğin de ayrıydı. Evet. İşkence görenlerle ilgili tedavi süreçlerinde, tanı süreçlerinde hep yanımızda oldu sevgili Ercan Kesal. İstanbul temsilciliğimiz aracılığıyla Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın onun için ayrı bir yeri var. Hekimliğinin daha çok yeri var tabii ki ama şimdi son zamanlarda sanat. Sevgili Meltem bir soru sordu bana dışarıda, sorabilir miyiz diye. Onunla başlayayım ben hatta. Maskeyi çıkartmak gerekiyor. Tamam. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Bugün bizimle nöbette olduğunuz için ben tüm hekimler adına teşekkür ederim size de. Ben teşekkür ederim Meltem, buyur. Şimdi şeyi merak ediyordum da sohbette, hani sanki evet, sizle sohbet etmeyecekmişiz gibi önceden Şebnem Hocam'a sordum. Hekimliği bırakma süreciniz nasıl oldu bu? Daha önce aklınızda var mıydı oyunculuk yapmak ya da sanata geçmek? Yoksa kendiliğinden gelişen bir süreç mi oldu, ani mi gelişti? Veya hekimlik şartları mı sizi buraya itti? Onu merak ediyorum açıkçası. Aslında belki de tam tersi oldu. Ben hekimliği hiçbir zaman bırakmadım. Hep hekimdim. Belki hekim kimliğim ya da hekim tarafım olmasa, hekim olmasaydım, bunu hep söylüyorum, sinema yapamazdım ben kolay kolay. Beni sinemaya bu kadar hızlıca girmemi sağlayan şartları hekimliğim, o yolu hekimliğim döşedi. Ben bu yüzden hiçbir zaman hekimlikten kopmadım. Hani sinemayı tabii ki çok tutkuyla seviyor ve üretmekten çok mutlu oluyorum. Gerek senarist, gerek oyuncu ya da yönetmen kimliğimle. Ama hep o malum bir soru vardır ya, dünyaya bir daha gelsin ne yapmayı isterdin? Nasıl bir meslek sahibi olmak isterdin derlerse, tabii ki yine hekim olmak isterdim ben. Kesinlikle bunu samimiyetle söylüyorum. Öyle siz buradasınız diye söylemiyorum. Çünkü ne öğrendimse, hayatımı ne kolaylaştırmışsa ya da yolumu ne açmışsa, her seferinde iyi ki hekimim, iyi ki hekim kimliğimle buradayım dediğim için oldu. Çünkü ben eninde sonunda yaptığımız her şeyin, yaratıcı sanat dallarıyla uğraşanlar için özellikle, oyunculuk ya da senaristlik ya da yönetmenlik ya da hiç fark etmez, müzik ya da resim ya da edebiyat, bir hikaye anlatmaktan başka bir şey yapmıyoruz esasında. Bu yüzden bizim hikayelere ihtiyacımız var. Dünyada hiçbir meslek hekimlik kadar şanslı değil, hikaye biriktirme açısından. Yazdığım, oynadığım, çektiğim her şeyin içinde hekimliğim var. Bana bütün bunları hastalarım bağışladı. Mecbur hizmet yıllarındaki biriktirdiğim anılar, kıyıya köşeye aldığım notlar, tuttuğum günceler sonradan iyi filmlere dönüştü. İyi kitaplara, iyi güncelere,
iyi romanlara dönüştü. Ben biliyorum ki buradaki her arkadaşım da bunu bizzatihi yaşar. Hekimlik dışı dinleyicilerimiz de olacağı için bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Eşine, dostuna, karısına, kocasına ya da en yakındakine dahi anlatmadığı hikayeyi size anlatır hasta. Aslında yaptığımız şey hastayı dinlemek sanatından başka bir şey değil. Evet, bütün mesleklerin içerisinde zanaat olmanın ötesinde, zanaatı da içeren ama sanatçı tarafı, sanat tarafı mutlak olan tek mesleğiz galiba. Yaptığımız iş bu yüzden çok kıymetli. Sinemacı kimliğim 2000'li yılların sonuna doğru 2007-2008 yılında 3 Maymun filmiyle senarist olarak sektöre girmemle başladı. O yıllarda yine hekimlik yapmayı, daha doğrusu sağlıkta yöneticilik yapmayı sürdürüyorum. Bir özel hastane kurucusuydum. Yine bütün sistemin içindeydim baştan sona. Özellikle seçim konusunda önüme gelen senaryoları oyunculuk anlamında ya da yönetmen olarak neleri çekebileceğim konusunda çok özgür davranma, özgür karar verme şansı verdi hekimlik bana. Çünkü ekmeğimi oradan kazanıyordum ve çoğu zaman bağımsız sinemanın içerisinde ücret almadan, herhangi bir maddi beklentiye kapılmadan yer alıyordum. Bu yüzden iyi işler içerisinde olabilme lüksüm oldu. Çünkü çoğu zaman profesyonel arkadaşlar, sektördeki oyuncu için söyleyebilirim. Kuşkusuz oradan kazandıkları için hayatlarını bazen belki de yapmak istemeyip de yapmak zorunda kaldıkları işler içerisinde yer alırlar. İster istemez. Anlaşılabilir bir şey bu. Bu bende olmadı. Bu yanıyla da hekimlik karar verme, seçme konusunda beni çok özgürleştirdi. Sektöre bir de ben okullu olarak girmediğim için bir alaylı kimliğimle ama bir hekim kimliğimle girdiğim için de setteki alandaki öncesinde ve sonrasında bir filmin oluşmasında, bir karakterin oluşmasında, senaryo aşamasında her seferinde dönüp baktığım, her seferinde hayatımı kolaylaştıran bir meslek de hekimlik. Hekimlikten de emekli oldum ben. 51-52 yaşında emekli oldum. Daha çok sinemayla uğraşmak için tabii şansım arttı. Ama hekimlikten hiç kopmadım. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Çok teşekkürler. Peki hekimliğin çok farklı alanlarında çalışmış bir insan olarak, bir hekim olarak hem o alanlar arasındaki geçiş nasıldı? Mesela mecburi hizmetten dönüş, sonraki alan, bir büyük şehirde hekimlik yapmak, sonra bir özel hastane. Hani bunlar arasında ve bugün mesela nasıl görünüyor hekimlik ortamı sence diye ben sormuş olayım. Bu arada evet. Siz de sorularınız var. Ben biraz aklı karışık bir üniversiteliydim. İlk önce siyasal bilgilerde okudum. Bir Orta Anadolu kasabasında doğup büyüdüm ben. Avanosluyum. Babam çiftçilik yaptı uzun yıllar. Sonra gazozcuydu. Esnaf çocuğuydum ve siyasal bilgilere gittim. Ankara'da okudum, Mülkiye'de. 1976-77 yıllarda oradaydım. Sonra bir tuhaf bir İzmir şeyi oluştu bende, aşkı. Ve o dönem biraz da babamın şeyiyle, zorlamasıyla o öldürüleceğimi falan düşünüyordu rahmetli. Ben tekrar sınavlara girdim ve İzmir'e gittim. Ama Ege Üniversitesi'ne fakat diş hekimliğine gittim. Sonra Bornova yurtlarında kalıyoruz ve böyle tıbbiyeli çocuklar var. Diş hekimliğinden arkadaşlar var. Diş hekimlerine bir türlü doktor demiyorlar. Dişçi falan diyorlar. Bir de tıbbiyeliler böyle ellerinde kemiklerle, kuru kafalarla, anatomi atlaslarıyla falan gezindikçe insan gıpta ediyor tabii. Ben tekrar sınavlara girdim üçüncü kez. Ege tıpa geçtim ve 84 yılında Ege'den mezun oldum ben.
Şu an duyuyor musun Şebnem sesi? Bir sıkıntı çok yok. Çok güzel geliyor, harika. 84 yılında Mecbur Hizmet Kurası'nı Ankara Keskin Cerit Müminli köyüne çektim. Köyden daha sonra birçok hekim arkadaşım yaşamıştır onu. İşte merkezde ihtiyaç var diye kasabaya aldılar. Oradaki sağlık ocağında ve devlet hastanesinde çalıştım. Sizin birçok meslektaşımın severek izlediği Bir Zamanlar Anadolu'da filminin çekildiği kasaba, çekildiği hastane, oradaki bina birebir benim 84 yılında görev yaptığım yerdir. Biz yıllar sonra oraya gittiğimizde 25 yıl geçmişti aradan. Bunu da anekdot olarak paylaşayım. Yönetmenle biz çekim öncesi mekan gezisi yaparken hastanede çekim yapacağımız da açığa çıkmıştı artık. Oradaki doktor arkadaşlar, görevli arkadaşlar, hocam biz boyatalım sağ solu, ortalık biraz dağınık, döküntüler var. Onları toparlayamayınca biz panik içerisinde, sakın ha hiçbir yeri boyatmayın, hiçbir yeri düzeltmeyin falan demiştik. Çünkü çok çok az şey değişmişti 25 sene içerisinde. Bizim 25 sene önceki benim orada Mecbur Hizmet sırasında başından geçen bu hikayede kullandığımız araçlar bile değişmemişti. Çünkü ben bir Jeep, bir işte Murat Şahin, bir de Renault Station'dan söz edince hala aynı hocam. Değişen hiçbir şey yok. Hayatımıza sadece cep telefonları girdi demişti bir arkadaş, oradaki hekim arkadaşlardan birisi. Sonra Keskin'den Bala'ya tayin oldum. Yine oraya yakın bir kasabadır. Bala'da çok uzun süre kaldım. Bir 6-7 yıl kadar Bala'da sağlık ocağı hekimliği, sağlık merkezi hekimliği vesaire işleri yaptım. Sonra İstanbul'a gelmeyi hep tasarlıyordum. Bir şekilde sinemaya da bir adım atmaya çalışıyordum. Mecbur Hizmet yıllarında en çok okuduğum, en çok hayalini kurduğum meseleler yönetmen hayatları. Onların sinemaya dair yazıları, ulaşabildiğim, Ankara'da hafta sonları gidebildiğim filmlerdi. Bunun pek mümkün olmadığını görünce istifa ettim. Ve işsiz bir hekim olarak, kamudan ayrılmış bir hekim olarak İstanbul'a geldim. İstanbul'a tayin olarak gelmedim. Uzunca bir süre, bir yıl kadar sinemaya kafamı sokmaya çalıştım sağından solundan. Tanıdığım yönetmenlerle buluşmaya çalıştım ama olmayınca tekrar yeniden özel sağlık sektörüne döndüm. O yıllara dair bende kalan şey şu. Bunu hızlıca söylemek isterim. 1980 darbesi yaşanmıştı ve hala darbenin artçı sarsıntılarını hissediyorduk. Çünkü ben 59 doğumluyum ve 80 öncesi, 12 Eylül darbesinin öncesinin öğrencisiyim, çocuğuyum. Yani darbe yılları, darbeyi hazırlayan yıllardı bizim üniversitedeki yıllarımız ve erken politikleşmiş bir kuşaktık. Ve zorlu dönemlerdi, zor dönemlerdi. 84 yılında nispeten işte Turgut Özal'ın Anavatan Partisi iktidarı falan vardı ve daha demokratikti ve Ankara merkezli bir takım şeyler vardı. Şebnem, sen onları iyi hatırlarsın. İşte mesela Nükleer Savaş'a Karşı Hekimler Derneği çalışması vardı. İşte Çağdaş Dil Derneği çalışması vardı. Ne bileyim, İnsan Hakları Vakfı'nın ve derneğinin kuruluş süreçleri vardı. O yıllar benim için Ankara'yı, Ankara siyasetini, Ankara'daki demokratik kitle örgütleriyle olan ilişkimin zenginleşmesini, çoğalmasını sağlayan yıllardı. Bir yandan da sıkı bir sağlık ocağı hekimiydim. Sağlık evleri, birinci basamak sağlık hizmetlerini, sağlık merkezleri ve daha sonraki süreçlerdeki akışı içinde yer alarak bizatihi izliyorum. Ve hakikaten Nusret Fişek hala hayattaydı, Nusret Hoca. Onunla da Ankara'da fırsat buldukça sohbet edip bu sağlık ocağı sistemine dair, ki işin mimarlarındandır hepimiz biliriz,
sohbet ediyorum. Özel sağlık sektörü İstanbul ise bambaşka bir şey açtı önüme. Bambaşka bir alan, bambaşka bir veçeydi benim için. Bir yandan hekimliğimi yapmak, işte para kazanmak, hayatta kalmak, ayakta kalmak zorundaydım. Bir yandan da sanki inanmadığım bir şeyi, daha doğrusu kendimi orada hissetmediğim bir şeyi yapmaya mecbur kalmıştım. İki taraflı bir şey yaşadım. Birincisi, İstanbul'a geldiğimde, İstanbul'da özel poliklinik ve sağlık merkezi ya da özel hastane cilik yapmaya yaptığım semtler esasında İstanbul değildi artık. 1950'li yıllarda başlayan bir iç göç sanki İstanbul'un etrafına yeni Erzincanlar, yeni Giresunlar, yeni Rizeler, yeni Sivaslar kondurmuştu. Yani aslında çalıştığım, mecbur hizmet yıllarında çalıştığım taşra aurası, taşra ilişkileri devam ediyordu. Bu hem hayatımı kolaylaştırıyordu benim. Ben bunlara alışkın da birisiydim. Hem bir taşra çocuğuyum, esnaf çocuğuyum. Mecbur hizmet yıllarımı da Ankara'da, Keskin'de, Kırıkkale'de, işte Bala'da yapmışım. O yüzden çok tanıdıktı benim için buradaki hasta hekim ilişkileri. Fakat sonuçta bir işletmeyi sürdürmek zorunda kaldığınız için özel sağlık sektörü denilen tuhaf, yeni belki o dönemde 90'lı yıllarda filizlenmeye başlayan, daha sonra giderek yüzdesi ve etkinliği artan bir yapının içinde bulundum. İşimi iyi yapmaya çalıştım hep. Farklı bir özel hastanecilik hayal ettim her seferinde. Israrla onun peşine düştüm. Madem dedim bu aletler, bu malzemeler, bu olanaklar benim elimde. Bildiğim hekimlik için, hayalimdeki hekimlik için, arzuladığım hekimlik, sağlık hizmeti için kullanabilirim. En azından böyle bir özgürlüğüm var. Oraya sığındım. Onu yapmaya çalıştım. Sağlık ocağı hekimliği yaparken de daha sonra İstanbul varoşlarında, periferinde diyelim, ondan da vazgeçelim, o periferindeki semtlerde de hekimlik yaptığım dönemlerde her seferinde hastamın hikayesiyle hemhal olmak istedim. Pratik hekimlik yaparken de, yöneticilik yaparken de sadece onun ağrıyan yerlerini sormakla yetinmedim doğrusu. Bu belki o hikayelere olan aşkımdandır. Onu da söylemeliyim kuşkusuz. O hikayeler her seferinde beni çekiyordu, kendi içine anlattığı hasta yakınlarının yaşadıkları. Ama şunu da iyi biliyordum ki evet, dünyadaki en ağır hastalık aslında yoksullukmuş. Ve biz hekim olarak belki sadece onlara ağrıyan yerlerini sorup reçetesini yazıp göndermiş olmakla işimizi tam olarak yapmış olmayız. Hep bu sahikle, bu sebeple, bu düşüncelerle yaşadım. Bu yüzden kötü bir özel sağlık hekimiyim diyebilirim, iyi ki. Kendi kurduğum, yöneticisi olduğum bir özel hastanenin web sitesi hazırlanırken giriş yazısı istemişlerdi benden. 90'lı yılların sonuydu, 97-98'di galiba. O yazı hala duruyordu yakın zamana kadar ki özel sağlık sektöründen de ayrıldım, bıraktım özel hastaneciliğiyle. O yazı hala duruyordu, enteresan bir yazıdır. Özel sağlığın hayatımızdan çıkacağı, özel hastaneciliğin biteceği günleri özlemle bekliyoruz diyen bir özel hastane yöneticim, kurulu başkanı yazısıydı o. Hekim arkadaşlarımla bu anlamda bir özel ya da kamu hekimliğinin dışında bir meslektaş olmanın da dışında bir kardeş gibi. Hakikaten meslektaşlığın ötesinde bir başka duyguyla onlara yaklaşmaya çalıştım. Ama eninde sonunda belki lafı şöyle toparlayayım. Eninde sonunda yaptığımız işin
hastanın hikayesini iyi dinlemek ve o hikayenin bir parçası olmak ve hastanın size inanmasını, sizin samimiyetinize ve sizin onunla olan kurduğunuz ilişkinin samimiyetine inanması gerektiğini hep düşünürüm. Bunu kendimce sadece bir hekim kimliğiyle değil tabii ki. Bir parça edebiyatçı, sinemacı kimliğimle de belki meselenin içinde bulunduğum için hep bu tarafıyla baktım. Çok teşekkürler. Şimdi tabii bir zamanlar Anadolu'da deyince bir adli tıpçı ben, bir adli tıpçı da burada var. Sevgili Ayşe Uğur. Merhaba, biz gözlerimizle anlaştık Şebnem ablayla bir zamanlar Anadolu'da filmiyle ilgili olarak. Şöyle yani bir zamanlar Anadolu'da bir adli tıp dramı ve hikayesi. Bunun bu hikayeyi nasıl kurguladınız? Nedir bu hikayenin ardındaki hissettikleriniz, duygularınız? Bir de bundan daha bambaşka bir soru sormak istiyorum. O dönemde Ankara'da Ahmet Erhan, Behçet Aysan, Adnan Azar'la birliktelikleriniz olduğunu biliyorum. O dönemle ilgili, onlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bir de Ahmet Erhan sanıyorum sizin hastanenizde hayatını kaybetti. Onunla da ilgili bir yazınızı da okumuştum ben. Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Bir zamanlar Anadolu'da filminin geçtiği yıllar, 1984-85 yılı gerçek bir hikayeye yaslanıyor ve benim yaşadığım. Evet, ben o gece bir grup bürokratla birlikte, üç araba sabaha kadar yanımızda zanlılarla bir ceset arama yolculuğu yaşadık. Ben günün sabahında, o günün ve sabaha kadar süren bir yolculuktu bu, başka bir adam oldum. Epifani diyorlarmış buna. Yani bir sizin pek fark etmediğiniz ama sizin hayatınızda bir aydınlanma, bir tuhaf, basit bir şey de olabilirmiş bu. İlle çok acayip, olağanüstü bir şey olmasına gerek yokmuş. Bu epifani yaşandı sanki benim hayatımda ve ben hani 24 yaşında bir çocuğum yani baktığınızda bugünden. Ya dedim, ben artık bundan sonra başka türlü ya, ben bundan sonra eskisi gibi yaşayamam diye düşündüm o günün sabahında. Bu çok enteresan bir şey. Suç ne? Suçlu kim? Bürokrasi ne? Ben niye buradayım? Niye bunları yaşıyoruz? Başımıza niye bunlar geliyor? Ve bu adamlar niye bunları bu şekilde yaşıyorlar? Niye onların derdi cinayet değil? Herkes niye kendi içindeki cinayetin peşinde? Bu sorular 1984 yılında gezdi kafamda benim. Ve ben bunu hiç unutmadım. Üç Maymun'u yazıp oyuncularından biri de olduğum bir film. Nur Bilge ile çalışmaya başlayınca yeni filmi hazırlanırken ben bunu söyledim Nur Bilge'ye. Dedim ki ya ben böyle bir şey yaşadım. Ve o günlere dair güncelerim de var. Bu böyle tuhaf bir şey dedim. Bu dedi ya bunun nesini, ne yapacağız ya, bunun nesi film? Vallahi dedim işte ben o gecenin sabahı bambaşka bir adam oldum dedim. Yani bu film olmaz mı? Biz normal bir uzun hacimli bir senaryo yazmıştık baştan. Sonra bir film bize bir ilham verdi, bir roman filmi. Ve onu bir sadece o gecenin geçtiği bir gecelik hikayeye dönüştürdük ve o zaman film çalıştı. Ve evet, 25 yıl sonra gerçek mekanlarında çektik. Ben tabii enteresan duygular yaşıyordum tekrar oraya gittiğimde. Çünkü tuhaf bir şey. Bir şeyin öznesisiniz bir olayın. Sonra onu yeniden 25 sene sonra yazıyorsunuz. Yani yazıyorsunuz ama aslında bir parça 25 yıl sonraki aklınızla yazıyorsunuz. O yüzden uyduruyorsunuz belki. Bazı şeyleri değiştiriyorsunuz, unutuyorsunuz filan. Anlaşılabilir bir şey. Yeni bir hafıza, yeni bir gerçeklik icat ediyorsunuz. Sonra onun oyuncularından biri oluyorsunuz. Yani 25 yıl sonra onu replika ederken
gidip bu sefer kameranın önünde oturuyorsunuz filan. Yani bu sonra da kameranın arkasına geçiyorsunuz filan. Böyle 4-5 yerden, 4-5 ayrı şapkayla bu meseleye bakabilme şansı verdi bana sinema. Bu gerçekten bir şans. Çünkü başka türlü hayatla olan ilişkimizde bu kadar şanslı şeyler, fırsatlar sunulmayabilir size. Yani çünkü eninde sonunda mana aradığımız bir dünyadayız. Yani bir anlam anlam peşindeyiz. Başka ne olabilir ki? Ama ben o yıllarda da biraz böyle şeyle, bu tür mevzularla, sinemanın felsefesi, edebiyat, okuduklarım, bütün bunlar beni çok sarsıyordu. Çok çabuk etkileniyor ve heyecanlanıyordum. Özellikle hafta sonları 80 kuşağıdır o kuşak. 58-59 doğumlu Ahmet Erhan, Behçet abi biraz daha büyüktü bizden. İşte Akif vardı, Akif Kurtuluş. İşte Ahmet abi vardı, o da büyüktür, Ahmet Telli. Adnan Azar vardı. İstanbul'dan bazen Adnan'a özel gelirdi. Ali Cengiz Kan vardı. Yani o kuşak enteresan bir kuşaktı. Adnan Satıcı vardı. Şimdi çoğunun ismini unutabilirim. Onlarla çok sık vakit geçiriyordum. Çünkü ben üniversite yıllarında da tıp fakültesindeyken şiir yazıyordum. Ve bu dergilerde yayınlanıyordu bu. İyi bir şair olmaya çalışıyordum. O zaman edebiyat benim için şiir yazmaktı doğrusu. Behçet abi meslektaşım oldu sonra. Benim onu tanıdığım dönemde okuluna yeni dönmüştü. Afla dönmüştü. Uzunca bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Daha sonra da İhtisas'a başlamıştı işte. Ta ki Sivas'a kadar. Erhan'ı biraz daha eskisinden tanıyordum, Ahmet Erhan'ı. Ben İstanbul'a döndükten sonra biraz da benim orada olmamı galiba biraz bahane edip İstanbul'a geldi. Uzunca bir süre, onu kaybedinceye kadar da çok beraber olduğum bir insandı. Benim hastanemde de vefat etti, bizim kollarımızda. Bizim hastaneyle ilgili sizin okuduğunuz yazı 501 No'da O'da diye bir yazıdır. Bunu gülerek söylüyorum ama ne yapabilirim ki? 501 No'da O'da biraz böyle diğer odalara göre daha büyüyecek, daha işte daha konforlu, biraz daha aydınlık. Vardır ya öyle, her hastanenin böyle şık odalarından birisi gibi bir odaydı. O yüzden de yakınlarımı, babam dahil, babamı da orada kaybettim çünkü. Birçok insanın sanki oradan geldi geçti. Hastanemin açılışını Metin Erksan yapmıştı. Metin Erksan'ın da yolu oradan geçti, 501 numaralı odadan. Onlarla ilgili bir yazmıştım, 501 numaralı oda diye. O kuşağın tabii yaş olarak 58-59 doğumlu, tahmin edeceğiniz gibi üzerlerinden 12 Eylül geçmiş bir kuşak. Edebiyatçı anlamda söylüyorum. O yüzden onların duygularına sinmiş diye bu yazdıklarına. İyi şairlerdir hepsi de. Yani çok güçlü şairler diye. Ve onları şiirler okumaya başlattım. Ben şiirden vazgeçtim, şükürler olsun. Düz yazıya döndüm. Çok iyi yazıyorlardı çünkü. Ben onların Doktor Ercan arkadaşları olmayı yeğledim doğrusu. Hala konuşur görüşürüm kalanlarla. Şunu kaybettim tabii. Behçet abiyi Sivas'ta bıraktık. Erhan İstanbul'da. Azer abi, Azer Yaran, o da çok iyi bir şair ve iyi bir çevirmendi. Fatsa'da bunu toprağa verdik. Adnan Satıcı'yı erken kaybettik. Adnan Azar çok kıymetli bir şair ve iyi bir sinemacıydı. Ankaralılar enteresan insanlardır. Çok disiplinli, soğukkanlı, çalışkan insanlardır. İstanbullulara pek benzemezler. Ben biraz Ankara'nın siyasetinden, Ankara'nın disiplininden, Ankara'nın çalışkanlığından da sanki beslendim diyebilirim. Siyasal yıllarımdan itibaren ilk politik deneyimlerim, ilk okumalarım, Zafer Çarşısı, işte sol yayınları, kulağımdaki marşlar, sonraki yıllarda Meczubiyet yıllarındaki hafta sonu Mülkiyeliler Birliği, oradaki
buluşmalar. Onlar çok besleyici tabii. Bu yüzden 90'lı yıllarda İstanbul'a biraz böyle mücehhez gittim, böyle donanımlı gittim diye düşünebilirim. Aklıma bunlar geldi. Ankara Tabip Odamız çok mutlu olmuştur. Sevgili Ayşe de Ankara Tabip Odamız'dan, yönetimden. Çorba getirmişler zaten, belli değil mi? Bu evet, bir Ankaralı tavrıdır evet. İşte. Ne ihtiyaç var hissediyorlar. Tabii ki evet. Kesinlikle. Ali İhsan Ökten bizim Merkez Konsey 2. Başkanımız. Ayrıca sanatla ilgilenen Merkez Konsey üyemiz. Öyle diyeyim ben. Merhaba Ercan Hocam. Merhaba. Daha önce iki kez Türk Tabipleri Birliği Edebiyat Kolu olarak sizle söyleşi yapmıştık. Birisi İstanbul Tabip Odası'nda, birisi de pandemiden sonra Zoom üzerinden yapmıştık. Her zaman bize destek verdiniz. O yüzden öncelikle teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi bahsettikleriniz haricinde yani edebiyatçı kimliğiniz var. Bu alanda yazılmış kitaplarınız var. Öykü tadında anılarınız var. Romanınız var aynı zamanda. Siyasetçi kimliğiniz de var aslında. Bir dönem aday olmuştunuz. Aday adayı. Evet. Daha sonradan onu evet. Daha sonradan onun Nasipse Adayız diye kitabını yazdınız ve filmini de çektiniz. Evet. Tabii orada birçok bu süreci çok iyi anlatıyorsunuz. İroni katarak da işin içine anlatıyorsunuz. Ama ülkemizde siyasetin geldiği nokta gerçekten oldukça kötü. Tamamen şiddet dili içeren bir siyasetimiz var. En son sanatın ve sanatçıların dilini koparmaya dahi giden bir süreç yaşıyoruz. Hani bu konularda ne dersiniz bir? Bir diğer sorum da pandemide gerçekten hani biz sağlık çalışanları, hekimler olarak çok fazla çalıştık, tükendik. Sanat camiası açısından da aslında sıkıntılı günlerdi. Sanat emekçileri de bundan çok fazla zarar gördü. Belki de en fazla intihar eden kesimlerden birisi de işte müzisyenler veya sanatçılardı. Siz bu pandemi süresince ne yaptınız? Üretkenliğiniz arttı mı, azaldı mı? Bunu sormak isterim. Bir de son olarak belki fazla oldu. Metin Erksan'la olan ilişkiniz, o kendi ışığını arayan adam anılarını yazdığınız kitap. Şimdi siz Cannes'da büyük ödülü kazanmışsınız ama Metin Erksan sizin ne oyuncu olduğunuzu biliyor, ne ödülü kazandığınızı biliyor. Ama onunla da çok iyi bir ilişkiniz var. Hani bunu nasıl yaptınız? Yani bu bana biraz şey geldi, garip geldi diyeyim böyle bir. Tabii. Sondan başlayayım unutmamak için. Metin abiyle 90'lı yıllarda İstanbul'a geldikten birkaç sene sonra tanıştım. Psikiyatr ve psikolog arkadaşlarımla birlikte bir merkez kurmuştuk. Eylül Psikiyatri Merkezi diye Teşvikiye'de. Orada hafta sonları, hafta içi hasta görüşmeleri, danışman görüşmesi oluyordu ama hafta sonları, cumartesi pazarları da bir takım şeyler, seminerler, paneller, söyleşiler falan yapıyorduk. Böyle işte aylık ve yıllık programlar, ajandalar hazırlıyorduk. O yıllardan çok iyi psikiyatr arkadaşlarım çıktı. Mesela o dönemde Bakırköy kökenli psikiyatri asistan arkadaşlarımız Şizofrengi diye bir dergi çıkartıyorlardı. Fatih Altınöz, Yağmur Taylan, Kültegin Ögel, o isimleri söyleyebilirim. Biraz da onların lokomotif olduğu bir şey vardı, ne derler, bir eleştirel psikiyatrinin öne çıkartıldığı bir merkez kuralım, bir çeşit, ne bileyim, gündüz hastanesi gibi de davransın vesaire. O hevesle hatta ben daha sonra psikoloji yüksek lisansı falan yaptım, sosyal antropolojiye merak sardım falan. O yılların şeyidir o birikimi. Metin Erksan'da da tam o dönemde Sevmek Zamanı filmini gösterimi ve bir filmin psikanalitik yorumu diye yönetmenini çağırıp söyleşi yapabileceğimiz bir etkinlik planlamıştık. Tanışmama vesile oldu. Metin abiyle çok uzun yıllar. Böyle burnumu direği sızlar onunla olan yıllarımı hatırladığımda. Beraber oldum. Ben onun doktoruydum. Metin abi kronik bir KLL'ydi. Kronik lenfoblastik lösemisi vardı ve bir böyle bir
hekim hastane şeyini hiç koparmamam lazımdı onunla. Bir böyle bir şeyim vardı. Bir de şunu fark ettim hızlıca Metin Eksan'da. Ki uzun yıllar önce zaten film çekmeyi bırakmış bir adamdı. Öfkeli bir adamdı. Herkese muhalifti. Herkes birçok insanla küstü filan ama şöyle bir adamdı yani. Müthiş bir entelektüel ve çok yönlü bir kişiliği vardı. Yani ben Metin Eksan'da şunu fark ettim. Ya bir şey yapacaksan birçok şeyi bilmek ve birçok şeyi iyi yapmak zorundasın. Yani temel meselenin aslında sıkı bir entelektüel olmaktan geçtiğini fark ettim onda. Yani Metin Erksan'ı bu kadar usta yapan, unutulmaz yönetmen yapan aslında Metin Erksan'daki müthiş tarih bilgisi, müthiş bir bilimsel bilgiye ulaşma konusundaki yeteneği, müthiş bir entelektüel olmasının olduğunu, çok ciddi de bir politik kimliği de vardı aslında Metin Erksan. Birçok insan bilmeyebilir. Kendi Işığında Yanan Adam kitabının girişine yazdım. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adaylığı var. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Esat Müstecaploğlu'yla birlikte hareket etmişliği var. Sinema sektöründeki birçok sendikanın ve derneğin de bizzatihi kurucusu bir adam. Ama bir taraftan da sağlam bir sinemacı. Hep söylediğim gibi konuşmanın başında da ben Metin abiyle en az sinemayı konuşuyordum. Yani ve en fazla yakın tarihi konuşuyordum belki. Yani Yakup Cemil'le ilgili bir sohbet mesela birkaç hafta sürebiliyordu. İttihat Terakki ve ben işte akşam notlar alıyordum. Diyordum ki ya tamam bir film olursa bunun neresinden başlayabilirim? Bu senaryoyu nasıl kurarım filan. Bir taraftan da utanıyordum doğrusu Metin abiye. Ben de bir oyuncu olacağım, yönetmen olacağım filan. Ama onun bu şeyini biliyorum ben. Bendeki bu şeyi, merakı ara ara hissettiğinde bir kezinde şöyle bir şey sormuş. Sen yönetmen mi olmak istiyorsun oğlum filan. Kitaba da yazdım bunu. Yani hocam yani belki daha sonra filan. Kolay oğlum dedi yani. Yani yönetmen olmakla ilgili bir derdin yok. Sen olursun, yaparsın zaten. Hocam ben kamerayı falan bilmiyorum ki. Sana ne kameradan? İyi bir kameraman bulacaksın falan demişti. Mesele hikaye, iyi hikaye. İyi hikayeyi bulacaksın falan. Sonra da motor demesini biliyor musun dedim. Böyle hoş bir şekilde. Biliyorum hocam motor demesinde ne var? Motor diyeceksin oğlum. Ama dedi o kadar acayip söyleyeceksin ki onu. Herkes sen her şeyi bildiğini zannedecek motor deyince. Çünkü set bir dünyadır. Bir şeydir orası. Jungle'dır derdi. Şimdi tabii ben Metin Erksan'la bu ilişkimi sürdürürken pratik anlamda asıl beni sinemaya, oyuncu ve senarist kimliğiyle girişime vesile olan kişi Nuri Bilge Ceylan'dır. Yani ben biraz ne derler? Onun bilgi ve birikiminin de desteğiyle biraz hızlı yol aldım. Bunu söylemeliyim tabii ki. İyi ki doğru bir adamla sanki sinemaya başladım. Biraz yukarıdan tepeden bir yerden girdim sanki sinemaya. Ama onun içini, onun altını doldurmakla ilgili de hekim kimliğim bana çok yardımcı oldu. Nuri Bilge Ceylan'ı benimle birlikte projelerin içerisinde beni daha doğrusu onun içine yerleştirmesi, benimle birlikte çalışmaya razı olmasının arkasındaki sebep benim anlattığım hikayelerdir ve onlar hekim olmasam herhalde çok da mümkün olmazdı diye düşünürüm hep. Erksan'la pratik anlamda zaten sinema yapmak pek mümkün değildi çünkü onun gündemi şöyle bir adam düşünün şimdi Çağdaş Türk sinemasının en önemli 3-5 adamından biridir ama sinemayla ilgili kitabı yoktur. Ege Denizi ile ilgili Boğazlar meselesiyle ilgili kitabı vardır ama sinema kitabı yoktur. Maren Ostrum vardır. Ya da işte Atatürk filmi niye çekilemez diye kitabı olan birisi.
olabilirlik üzerine değil, olmayacağı üzerine sinema yazıları yazmış birisidir. Cumhuriyet Gazetesi'nde düzenli olarak yazıları çıkardı. Birinin aklına gelir de inşallah oradaki yazılar daha sonra bir kitap halinde yeniden derlenir, toparlanır. İkinci sayfada uzunca bir süre periyodik olarak da yazdı. Metin Eksan meselesi bu. Metin abinin benim kendi şahsi hayatımda tabii çok önemli, çok belirleyici, çok köşe taşı bir rolü var. İyi ki böyle bir birisini tanıdım ve onunla uzun yıllar beraber olabildim. Sinema dışı şeylerle ilgili öğrendiklerim beni sinemadaki yolculuğumu hızlandırdı, kolaylaştırdı. Böyle söyleyeyim bu sorunun cevabını. Diğeri pandemi döneminde biz son 3 yıldır ailece Urla'dayız işin doğrusu. Bu pandemi öncesi alınmış bir karardı. İstanbul'da daha az olalım, daha çok İzmir ve Urla'da yaşayalım diyerek ailece aldığımız bir karardı. Oraya yerleştiğimizin 3-4 ay sonrasında ise pandemi çıktı. O arada ben filmle uğraşıyordum. 2020 Ocak ayında Rotterdam Film Festivali'ne seçilmiştim. Nasip Sağdayız. Onlarla uğraşırken işte Berlin Film Festivali olacaktı. Daha sonra İstanbul Film Festivali'nde açılış yapacağız derken biraz şanssız bir dönemde filmle uğraşmak zorunda kaldığım bir süreçtir benim pandemi süreci. Daha sonra film Allah'tan bu dijital mecrada satın alındı ve çok da iyi oldu birçok insana. Benim bile aklıma gelmeyen, var mıymış benim böyle seyircim diyeceğim bir kitleye ulaştı. İlk sorunun cevabında belki birkaç cümleyle aynı kederi, aynı kaygıları, bazen umutsuzluğu ama çoğu zaman umudu taşıdığım bir sorudur, sorulmuş şey. Bu ülkede söz söylemenin bedeli ağır. Bu coğrafyanın böyle bir kaderi var. Ama orada da bunu bir yazımda ya da bir konuşmamda da söylemişimdir. Kimin lafı bu? Galiba bu başımıza gelenler ileride çocuklarımızın dilinde şarkı olsun, şiir olsun, türkü olsun diye. Galiba biz bunlarla bu yüzden hemhal oluyoruz. Bu yüzden geliyor bunlar başımıza. Bizim çocuklarımıza şiir olsun, şarkı olsun, şiir olsun diye sanki. Ama sanatçı kimliğimle daha çok öne çıkıyorum son dönemde. Bir yolunu bulup hatta bu dönemlerin bizi daha da zenginleştirdiğini, yeni yollar bulmak, kendimizi ifade etmek, gerçeği söylemekle ilgili bize yeni ilham kapıları açtığını bile söyleyebilirim. Meseleye biraz o tarafından da bakıyorum doğrusu. Bu yüzden sizlerle bugün buradayım belki de. Bu umudu kaybetmediğim için. Çok teşekkürler. Bu arada pek çok soru var. Biraz 9-9.30 arası demiştik ama zamanın var mı acaba? Ben size bağlayayım. Biz nöbetteyiz zaten. Doğru. Nöbetin ne zaman biteceği belli olmaz. Tamam. Ben alayım soruyu Şerim. Tabii ben veriyorum. Tabii sendikal mücadele de kolay değil. Hani Türk Tabipleri Birliği'ne yüklüyorlar ya sendikal mücadeleyi de hekimler ilginç bir şekilde. Ama aslında asıl adresin neresi olduğu belli. Sendikal mücadele yürüten bir arkadaşa vereceğim ben. Belki psikiyatri ihtisası yapıyor olmasının da ayrı bir önlemi vardır. Hani çok yönlü oluyorlar. Sevgili Mihriban'a vereyim. Merhabalar. Merhaba Mihriban. Ben psikiyatri asistanıyım. Mesleğe ilk başladığımda bir kongrede bize şunu söylemişlerdi. Psikiyatri hekimliğinin hekimlik sanatı olduğunu, hekimlik sanatını icra edeceğimizi söylemişlerdi. Ama ne yazık ki şu an pek öyle değil. Bizim
işimiz, yani hekimlerin işi evet hastaların öyküleriyle ama bizim işimiz daha çok hastaların öyküleriyle. Pek ne yazık ki hastalarımızın yüzüne bakmaya bile neredeyse fırsatımızın olmadığı bir dönemdeyiz. Ben hastalarımı dinlerken böyle kendime sık sık hatırlatıyorum hastanın yüzüne bak, hastanın yüzüne bak diye. Çünkü kısa bir zaman içerisinde böyle çok fazla hastayı görmemiz gerekiyor. Siz de şey demiştiniz, yani hekimliğinizin ve hasta öykülerinizin aslında sanatınızı beslediğini, ne güzel ki o öyküleri biriktirebilecek bir dönemde hekimlik yapmışsınız. Ben soru sormayacağım, şunu söylemek istiyorum. Şu anda ne yazık ki bazı Ercan Kesal'lara çok yazık oluyor. Onu söylemek istedim. Anladım. Evet, psikiyatriyle ilgili kendi deneyimimle biraz şeyi zenginleştireyim o zaman. Ben de iyi ki o dönemde, 90'lı yıllarda başka bir yerden, psikiyatriye başka bir yerden bakan insanlarla buluşma şansına sahip olmuşum. O dönemin enteresan dergilerinden biriydi Şizofrengi. Ben de ona yazılar yazıyordum. Ve sloganları, derginin mottosu bütünüyle kuşkudayız mottosuydu. Okuyanlar, o dönemde takip edenler hatırlayacaklardır. O dönemde mesela şöyle bir hayırlı bir işe de vesile oldu. Biz 96 yılında o merkezin içerisinde oradaki hekim arkadaşlarımızla Şizofreni Dostları Derneği'ni kurduk ilk kez. Türkiye'de ilk Şizofreni Dostları Derneği örgütlenmesi orada gerçekleşti. İşte Pekkan Gökalp vardı, Fatih Altınöz vardı, Hakan Atalay vardı, Erdoğan Özmen vardı. Daha sonra da hep dostluklarını sevgiyle, muhabbetle hatırladığım insanlar bunlar. İyi işler yaptık o dönemde. İyi seminerler, iyi paneller, iyi buluşmalar gerçekleştiriyorduk. Beni çok besleyen, çok etkileyen yıllardır. Ben de biraz şöyle bir şey var ama onu fark etmişsinizdir. Yani bu beni, söyleşilerime ve yazılarımı bir parça rastlayan, takip eden arkadaşlarım katılacaklardır. Ben biraz yaşam oburu bir adamım. Çok iştahlı bir adamım aslında bir tarafıyla. Yani duramıyorum ben şeyle ilgili, işle ilgili, yapabileceğim işlerle ilgili. Biraz obur bir adamım. Bir şey okurken bir başka dipnot beni mesela sabaha kadar çekip uykusuz bırakabilir ya da bugün yarın sabahleyin yeni bir senaryoyla başlarken bir sonraki gün işte bir romanın ilk satırlarını yazmaya başlayabilirim filan. Biraz böyle bu da ama bana iyi geliyor. Mesela yakın zamanda bitirmek üzere olduğum bir doktora var. Sosyal antropoloji doktorası. Ve böyle birkaç hafta önce bir jürinin karşısındaydım. Kendi yarı yaşındaki arkadaşlar, hocalar, bayağı heyecanlandım. Şimdi hazırlanırken onlara ne diyeceğimi, sorulara nasıl cevap vereceğimi falan düşünürken. Ama bu insanı verimli kılıyor. Disipline ediyor. Daha çok okutuyor. Ve daha iyi hissediyorsunuz kendinizi. Bu yüzden en başında Şebnem'in söylediği hekimliği bırakıp giden kardeşlerimizden söz ederken aslında bir şey bıraktıkları falan yok. Bence hiçbir şey de bırakamazlar. Hekimlik bırakıyorum deseniz de bırakılacak bir şey değil ama eksiliyoruz tabii ki. Kan kaybediyoruz. Ben onların yeni birikimlerle, yeni görgülerle, yeni deneyimlerle tekrar bizimle buluşacaklarına dair de bir inancım var. Uçak yolculuklarında en çok başıma gelen şey, benim yolculuklarımın çoğu aktör olmam hasebiyle, sinemacı olmam hasebiyle, festivallere ya da başka nedenlerle ama daha çok sinemayla ilgili gidiyorum yurt dışına. Bazen anons ediliyor şimdi doktor var mı acaba yolcularımızın arasında diye. Böyle bir 30 saniye bekliyorum. Ya birisi gitsin de
Ben de bu hani çoktandır yapmadığım mesleğimle ilgili sınanmayayım telaşıyla. Ama valla tuhaf bir biçimde o uçakta genellikle tek doktor ben oluyorum galiba. Mecburen kalkıyorum tabii. Hostes ve oradaki görevli arkadaşlar da hocam biz sizi aslında filan meğer siz filan gibi şeylerle hekimlik yapmaya devam ediyorsunuz. Örünceye kadar sürdürülecek bir meslek. Başka çaremiz yok. Böyle geldik ve hekim olarak da ayrılacağız bu dünyada. Yalnız değilsin. Ben de adli tıpçı olarak sık sık kalkmak zorunda kalıyorum. Neyse ki kimse bilmiyor benim adli tıpçı olduğumu. Ankara Tıp Odası'na merhabalar, hoş geldiniz. Çok memnun olduk sizinle sohbet ettiğimiz için. Ben soracağım soruların hemen hemen hepsinin cevabını aldım. En son bir iki şey söyleyecektim. Onun da bir kısmını Mihriban söyledi. Ancak size birkaç metiyede bulunmak istiyorum izin verirseniz. Ben de sizden bir geride takip eden kuşaktan geldim. Adli nöbet tuttum. Filmlerinizi ben de bir sinema severim. Filmlerinizin hemen hepsini izledim ve en çok etkilendiğim de Bir Zamanlar Anadolu'da. İnanın ilk filmi seyrettiğimde ben o mecbur hizmet anılarımı hissettim. O anların hepsini ben de yaşamıştım. Hani siz ben bir farklı oldum dediniz ya. Yani onların hepsini ben yaşadım ama sanırım burada mecbur hizmet yapıp böyle bir hani kasabada ya da bir küçük şehirde mecbur hizmet yapıp işte adli nöbet tutan herkes yaşamıştır. Hakikaten çok iyi bir gözlemcisiniz. Yani zaten doktorların hemen hepsi çok iyi bir gözlemci ama çok etkilendim filminizden. Çok teşekkür ediyorum. Yani inanın şey bile yani o sahneler ben de o sofrada yemek yedim. Benim de otopsi yaptığım bıçak kesmedi. Şeye söyle başsavcıya dediler. Ondan sonra ben de bir ceset aradım. Bir bebekte aradığımız ceset. Ceset çok çirkin oldu geri aldım. Neyse çok özür diliyorum. Çok o kadar etkilendim ki yani ağladım mesela ben sizin o filminizde gerçekten çok etkilendim. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel böyle çok renklisiniz. Her şeyle ilgileniyorsunuz. Kıskandık sizi biraz. Ondan sonra bir de hemhal olmaktan bahsettiniz ya. Ne güzel biz hemhal olabilen hekimlerdik. Bizim evet. Kuşak da hemhal olabilen. Ne yazık ki şimdiki genç arkadaşlarımızın işte Mihriban'ın da dediği gibi bu şansları yok. O çok büyük bir mutluluktu. Çok büyük bir zenginlikmiş. Yani şimdi dönüp anlıyoruz. O zaman da çok sorunlarımız vardı. Biz de değil mi? Bir sürü sorundan bahsediyorduk sistemle evet. ilgili. Ancak gerçekten şimdiki hekim arkadaşlarımız bizim kadar şanslı değiller. 5 dakikada evet. bir mümkün değil. Hastanın ağrısını bile öğrenemiyorlar ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Evet. Sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkürler. Bir başka konsey üyemiz en haylazlarındandır. Sevgili Doğan, Kazım Doğan'a vereyim ben sözü. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kazım. Öncelikle şeyi söylemek lazım. Zaten siz de ondan bahsetmiştiniz. Hekimlik dışında, hekimlerin hekimlik dışında yaptıkları diğer işlerde gerçekten başarılı olduğunu gördük. Çünkü hekimlik hakikaten hayata farklı bir bakış kazandırıyor ve insanı geliştiriyor. Yaptığı ikinci diğer işte de besliyor. Gerçekten bu anlamda hekimlerin İşte hekimlikle ilgili ikinci hekimlik dışında yaptıkları ikinci şeyde çok başarılı olduklarını gözlemledik. Bunun belki de tek istisnası hekim siyasetçi ve hekim siyasetçinin de aslında iktidarda olanı biraz sıkıntılı oluyor. Sağlık Bakanlığı aslında hekimliğin sirayet etmediği, hekimlik kimliğinin çok etkilemediği bir alan. Siyasetçi kimliğiyle hekim kimliği arasında sıkışmak nasıl bir şeydir acaba? Bunun bir senaryosu olur mu? Ben bir senaryo amatörce yazsam şu anda Ercan Kesan'ın karşısında böyle sıkışmış bir siyasetçi, hekim siyasetçi olsa Ercan Kesal ne derdi? Mesela TTV'nin beyaz nöbetini nasıl anlatırdı? Ne yapardı? Onu merak ettim. Evet, benim sinemamda bir parça şey var. Öyküden daha çok o öykünün, o çetrefilli entrikanın dışında ya da içinde gizlice bir yerlerde
Küçük bir detay var. Ben daha çok onun peşine düşen birisiyim sinemada. Yani senaryo yazarken de. Oyunculukta da rol yapmayı bilmediğim için, yani meslekten okullu olarak gelmediğim için el yordamıyla bulduğum oyunculuk türü, yaptığım şey aslında kameranın önünde minimal olmaktan başka bir şey değil. Yani çoğu zaman hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü kameranın büyüttüğünü, perdede onun çok devleştiğini fark edince aslında hiçbir şey yapmamanın en doğru şey olduğuna kani oldum. Şöyle, benim deneyimim biraz önce arkadaşlardan biri söyledi. Nasipzade'yiz filminde vücut bulan şey. Mesela orada aday adayı olan bir doktor, üstelik özel hastane yöneticisi sahibi falan, hali vakti yerinde. Bir adamın ki çoğu otobiyografik özellikler taşıyor. Hakikaten 2000'li yıllarda ben de Beyoğlu ilçesinde aday adayıydım. Birincisi şu doktor bey, kendilerinden olmadığınızı hemen fark ediyorlar Allah'tan ve sizi almıyorlar o şeye. Orada çünkü tuhaf bir şey var, meslekleri bu olan adamlar. Ne yazık ki bunun alternatifini bulamadık, yani koyamadık. İnsanoğlu bu insan ruhuna ve yeryüzüne musallat olan bu sadece tüketmek üzerine kurulu bireyi bir tüketici kimliğine hapseden bu düzenin alternatifini bulamadı. Yani bir yönetim biçimi olarak koyamadı, oluşturamadı ne yazık ki. Birlikte seyrediyoruz sanki dünyanın yok oluşunu, yani içeceğimiz suyun tükenişini, soluyacağımız havanın zehirlendiğini, yani nasıl ekecek toprak kalmadığını, nasıl yeryüzünün canına okuduğumuzu hep birlikte sanki böyle seyirci olmaktan başka bir şansımız yokmuş gibi ne yazık ki bakınıyoruz. Bu işin şey tarafı, politik gerçeklik bu ne yazık ki. Evet, bu ayrıca konuşulmalı ve konuşulacak çok şey var üzerimize düşen. Fakat ben kendim de mesela o yolculuk sırasında, o aday adaylığı sırasında kendim de en çok şaşırdığım şey şuydu. Ya insan niye bu tuhaf iktidar için bu şeyden ne derler, bu zillete niye katlanır? Yani bu aşağılanmaya ya da bu yalana, bu yalan ilişkilerin içerisinde niye olmaya devam eder? Niye vazgeçmez? Niye geri dönmez? Niye itiraz etmez? Niye karşı çıkmaz? Her seferinde bir şey var. Ya tamam, işte köprüyü geçinceye kadar. Tamam, ben bunu da hallederim. Madem onlar böyle bir şey istiyorlar, ben onun alasını yaparım. Var ya bu tuhaf bir özgüven. Ama eninde sonunda mahkum olduğunuz şey işte o iktidar talebi. Bitmek tükenmek bilmeyen bir hükmetme isteği. Bence temel meselesi bu. Politikacılar dünyayı kendileriyle birlikte kurulmuş. Yani onlar doğarken dünyada onlarla birlikte var olmuş gibi algılıyorlar. Kendilerinden sonra sanki tufan olacak ve dünya yıkılacakmış gibi. Kerameti kendinden menkul. Tuhaf bir özgüven. Anlaşılmaz. Buna ayak uydurabiliyorsanız orada olmaya devam ediyorsunuz. Neyse. Ama benim en çok bu yolculukta kızdığım adam kendimdi. Onun filmini yaptım ben. Ben biraz sinemada bunun peşine düşen birisiyim. Kendime çok kırıldım. Kendime çok şaşırdığım için. O şaşkınlığı ve o kırgınlığı göstermek istedim. Onu anlatmak istedim. Çünkü ben kendi kör noktamla karşılaştım. Nasipzade'yiz'den. Yani o araçlarda bazen ya bu araba nereden çıktı dediğiniz bir şey vardır böyle ve o kör noktadan gelir size. Aslında kör nokta işte insanın kendi gerçek öznesiymiş meğer. Ve bu yüzden karşılaştığımızda çok şaşırıyoruz. Ben Nasipzade'yiz'de onunla karşılaştım ve onun filminin yapılabilir, ona yapılmaya değer olduğunu anladım. Biraz önce sözünü ettiğim Bir Zamanlar Anadolu'da filmindeki ya bir sabah bir şey yaşıyorsunuz ve bir epifani oluşuyor. Sanki Nasipzade'yiz'de da benzer bir epifani yaşadım ben. Yani o zamana kadar kendimden o kadar memnun bir adamdım ki kendime çok güveniyordum.
Yani öyle burnundan kıl aldırmayan. İşte başından envai işler geçmiş ama işte filan. Ama işte gidip bilmem ne partisinin genel başkanını havaalanında elini sıkacağım diye 5 saat takım elbiseyle bekliyorsunuz işte. Bu da sizin kendinizden beklemediğiniz bir şey. Ben o şaşkınlığı yazdım. Sinemanın biraz derdi bu olmalı. Bunların peşine düşmeli. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Biraz böyle akıl veren, didaktik, psikolog gibi, öğretmen gibi, din adamı gibi davranmayan bir sinema. Detayların, ayrıntıların sineması. Biraz o. Lafı uzattım, kusura bakmayın. Ben de ne konuşmaya hevesli adammışım kardeşim ya. Saat bak, hep birlikte saat 22 yaptık. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık gerçekten. Son bir sorumuz var. Sormakta ısrarcı sevgili Onur Naci. Hayır, şöyle etikçi olunca böyle oluyor. Israrcı oluyor etikçiler. Vereyim ben sözü. İyi oldu bence. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Ya belki ısrarım da biraz bize de yol gösterici bir şeyler, önerileriniz olur mu diye de olmuş oldu. Adli tıpçılar da işte etikçileri engellemeye çalıştı ama neyse ki engelleyemediler. Ya benim sormak istediğim de aslında tam böyle toplumsal iletişim araçlarından haberdarsınız veya bunları kullandınız veya bunların tartışmalarının birçoğunda bir şekliyle olmuşsunuz. Bunun hem bilimsel olarak hem felsefik olarak. Tam burada biz de mesela bu eylem sürecinde de bunu yaşıyoruz. Biz bunu toplumsallaştıramadık mı? Ya da bunu topluma iyi anlatamadık mı? Ya da toplumu anlatmak gibi bir vasfımız mı var? Yoksa toplumun bir parçası olarak bunun toplumsallaşması için bir çabada mı olsak bu güçlü bir eylem olurdu diye. Biz hekimlere de bunu yürütemiyor muyuz gibi. Belki tabii bizim dışımızda birçok etken, birçok hani önümüzü kesen yöntemlerin de içindeyiz biliyoruz ama bu konuda hani dışarıdan nasıl görünüyor? Bunun için var mı bir eleştiriniz veya öneriniz? Bu süreci nasıl ilerlemeli? Bu mücadelede bir hekim olarak, aynı zamanda toplumdan, aynı zamanda iletişim ağlarında birçok yerde emek veren biri olarak katkılarınızı sormak istemiştim. Biraz temel bir soru belki biliyorum ama. Yok hayır. Şunu söyleyebilirim belki. Masanın bu tarafındayız ya her seferinde. Ve hastamız kapıdan içeri giriyor ve önümüzdeki sandalyeye oturuyor. Aramızdaki mesafe giderek arttı, uzaklaştık ve aradaki o şey kalınlaştı sanki. Eskiden bu kadar değildi. Çok fazla etmen var. Bu mesafeyi açan çok fazla etmen var. Piyasa haline dönüşmüş sağlık sektörü. Adına piyasa denecek en son alan artık bundan söz edilmeye başlanmış. Pazar var, bilmem ne pazarı ve evet hastayı giderek bir tüketici konumuna indirmiş ve hastayı da buna razı etmiş sanki, ikna etmiş gibi. Ve böylece bizim ki hekimlerin hepsi potansiyel hastadır bu arada. Sonuçta biz de bir hekim arkadaşımızın iki dudağının arasına bakacağımız yaşlara da geliriz ister istemez. O ayrı mesele ama bu hemhal olmaktan söz etmiştim biraz önce. Empati kurmanın yetmediğini düşünüyorum ben. Bir adım sonrası o. Onu anlamak yetmez bence. Yani sadece zaman değil ama bu mesafeyi bu hale getiren, bu olumsuzluğun bir tek sebebi hastanın bize, yani bizim hastaya ayırdığımız zaman değil tek başına. Çok fazla bileşen var ve hekim kıstırılmış bir yerde artık. Kafasında bin türlü şeyler var. Biraz bunlardan azade kendi meslek geleneğimizi, kendi mesleki hafızamızı bir kez daha hatırlamalıyız. Ona şükretmeliyiz bence. Bu çok kıymetli bir şey çünkü. Sanki hasta bunu fark edecek diye düşünüyorum. Bunu anlayacak, onu iyi dinlediğimizi, en azından dinlemekle ilgili
gayret ettiğimizi ama işte böylesi bir zorunluluğun ortasında kaldığımızı sanki bilir, anlar, fark eder diye düşünüyorum. Ben umutluyum bu konuda. Çünkü bu masanın arkasındaki şey bize biraz iktidar da bahşediyor ya. Bence ondan da vazgeçmeliyiz çabucak. Bilginin de kendine has böyle bir iktidarı vardır ve kışkırtıcı bir şeydir bu, tahrik edicidir. Çünkü onun bilmediği bir sürü kelimeyi biliyoruz ve işte o ne, o yani o da bize bir şey sağlıyor filan. Ben bunu sadece hekimlik özelinde de söylemiyorum işin doğrusu. Bu her alanda var yani. Bilginin de kendine ait bir iktidarı var. Sinemada da var bu. Yani bir yönetmen de kameranın arkasında acayip bir iktidar sahibidir. Ol diyorsun ve oluyor bir sürü şey filan. O olmadı diyorsun. Niye olduğunu dahi söylemiyorsun. Hani niye olmadığını dahi açıklamıyorsun falan. Bunlar tehlikeli ama kışkırtıcı ama tehlikeli şeyler. Ben hekim arkadaşlarım, meslektaşlarım, dışarıdan gazete okumak gibi de algılanmasını hiç istemem doğrusu. Her seferinde ve yeniden ve ısrarla bunu zorlamak durumunda olduklarını düşünüyorum. Hastalarımız bizim komşularımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız ve biz birlikteyiz yani. İnsan niye yazar diye, edebiyat cin aynası kitabının girişinde niye yazıyorum diye bir cümle kurmuştu. Birlikte kurtulmayı ümit ettiğim için yazıyorum demişti. Yani insan niye yazar? Ün, şan, şöhret sahibi olmak, çok kitap satan bir yazar olmak için yazmaz ki. Çok ayıp bir şey bu. Birlikte kurtulmayı ümit ettiğim için yazıyorum. Hekimliği de, sinemayı da, birlikte kurtulmaktan kastım sadece bir politik, bir cümleyi dizayn etmek anlamında değil. Dünya zaten yeterince sıkıntılı. Dünyaya dair bir anlam ve mana üretmeye çalışıyoruz. Değişik mesleklerde, değişik işlerin içerisinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Hekimlik de bunlardan birisi eninde sonunda. Bundan vazgeçmeden ve her seferinde kendi mesleki hafızamızın da tekrar yeniden hatırlanarak hastamızla olan ilişkilerimizde daha mahir, daha yeni yöntemlerle bir yolunu bulmak zorundayız. Ayakta kalmak zorundayız. Aklıma bunlar geliyor. Kusura bakmayın. Biraz dışarıdan konuşuyor gibi olduysa. Çok yorduk. Çok teşekkür ederiz. Aslında çok güzel yorumlar da vardı. Hani soru değil ama sosyal medyadan hem Twitter'dan hem de YouTube'dan aslında öyküleri iyileştirmeye, güzelleştirmeye çalışanlarız demiş. Tam da senin biraz evvel söylediklerin gibi. Mücadele de öyle bir şey. Yani bu alanda öykülerimizi hep beraber iyileştirmeye çalışmak. Onun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yüreğimize dokunduğun için, bir arada olduğumuz için. Çanakkale'den bir meslektaşımız da nöbete imrenmiş. Buyursun gelsin lütfen. Bekleriz nöbete. Daha buradayız 4 Şubat'a kadar. Sevgiler. Evet. Çok teşekkürler. İyi nöbetler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler.